Babü selam fi salati keyfe huve. Namazda selam ne şekildedir? Namazdan çıkarken selam verip çıkacak. Bunun şeklidir. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü ve Rahibin el Ferec kâle haddesena Ahmed ibn Ebi Bekir'in el Zühriyyü kâle haddesena Abdülaziz'i dûnû Muhammed'in el Zerâberdiyyü en Mus'ab-i ibn-i Sâbit'in en İsmail ibn-i Muhammed en Amir ibn-i Sâd'in en Sâd'i enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yüsellimü fî âkhir-i salâh. Peygamber Efendimiz namazın sonunda selam verirdi. Teslimeten vâhideten bir selam. Esselamu aleyküm. Bu kadar bir, bu bir duaydı. Namazdan çıkarken Esselamu aleyküm derdi, tamam. Namazdan çıkar. Bu rivayetlerin adede var mı şimdi kimse? Malikilerde var. Malikilerde iki türlü rivayet var. Birisinde bir selam verir, ön tarafına çıkar. Bir rivayette de üç selam verir. Bir önüne, bir sağına, bir soluna. Fakat şimdi bu üç rivayetini alır da yalnız yanınız bir selam mı yoksa iki selam mı? Bir selam verirse kıble tarafına verir, bitirir. İki selam olursa birini sağını, birine solunu verecek. Şimdi en evvela bunu kimden rivayet eyledi? Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet eyledi. Peygamber Efendimiz bir selamının namazda çıkardı. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki tecerrede kavmun, bir kavim zahib oldu ki ilâ ennel musalliye namaz kılan adam müsellimü fî salâti namazında selam verir teslimeten vâhideten bir selam tilkâe ve çihî yüzün yüzü tarafına yani kıble tarafına. O da nedir? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu da yok. Ve ihtecu ihticac ettiler, hüccet getirdiler fîzâlik bu meselede lihâzel hadîs, Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan gelen bu hadisi de, bu hadise de delil getirdiler. Ve hâlefehum, onlara bu kavme muhalif oldu fîzâlike bu selam meselesinde âferûn diğerleri. Ve kâlu, o muhalif olanlar buyurdular ki bel yendâgî lehû ve namaz kılan bir adama layıktır. En yüsellime a'in yeminihi ve a'in şimalihi. Hem sağına selam vere, hem soluna selam vere. يقول في كل واحدة من التسليمتين her iki selamda da diye Esselamu aleyküm ve rahmetullah böyle diyor. Yani sadece Esselamu aleyküm değil ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah sağ tarafına. Esselamu aleyküm ve rahmetullah sol tarafına. Bir öğrenemek görüyorsun. Bir öğrenemek görüyorsun. Tamam, böyle durdu o yerde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bitti. Başını göndermesi yok olur. Ve kâne min hüccetine aleyhim. Bizim hüccetimizdendir. Yani İmam-ı Tahavi bu iki kavle, ikinci kavle sahip olduğunda bizim diyor. Yani iki tarafa selam vermek bizim meselemizdir diyor ve bizim delillerimizdendir. Aleyhim, o birinci taife üzerine bir selam diyenlere. Fizalik bu selam meselesinde ala ahlin mekâleti buğla birinci mekalenin yerine delillerimizden de ki اَنَّ حَد۪يثَ سَعْدٍ هَذَا Sa'd'ın bu hadisi اِنَّمَا رَوَاهُ bunu rivayet eyledi. كَمَا زِكَرَهُ دَرَاوَرْدِيُّ دَرَاوَرْدِ zikrettiği gibi خَاسَّةً husus olarak rivayet etti. Fakat خَالَفَهُ halbuki ona muhalif oldu فِي ذَلِك bu rivayet meselesinde كُلُّ مَنْ رَوَاهَا مُسْعَبٍ غَيْرِهِ كل من هذه كمسك رواه بني روايته التي عن مسعب مسعبتان رواية إذن فاشكا كمسة لربنا مخالف به في غيره نير يبالي وقد خالفه في ذلك ونا مخالف به سعد من روايتنا كل من هذه كمسك رواه بني روايته التي عن مسعب مسعبتان وذا نولدو هالده ومن ده غيره مسعب غيره ولدو هالده yahut da sıfat. Öyle men ki gayrihi müsebbün gayrisi. Yani Sa'd'den birçokları rivayet eylemişler. Müsebbün rivayetinde bir selam verecek. O da ön tarafına verecek. Fakat yine Sa'd'den rivayet eden başkaları diyorlar ki hayır, iki tarafa selam verecek. Öyleyse Hazreti Sa'd'den rivayet edilen bu hadisin ravileri ihtilaf etti. Bu delil olamaz.
Müsab'ın rivayeti başka, Müsab'ın gayrisinin rivayetleri başka. Peki diyor ki, onlar kim imiş? Müsab'den başka bu hadisi rivayet eden kim varmış? Getiriyor önünde, diyor ki, حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن تيمية قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مسعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. İşte bu da gene Sa'd'den rivayet etti. Bak. Sa'd'den kim rivayet etti? Amir ibn Sa'd gene. Evet. Yalnız öteki rivayetleri böyle değil miydi? Amir ibn Sa'd, ondan da kim rivayet etmişti? İsmail ibn Muhammed. İsmail ibn Muhammed'den Müsab ibn Sabit. E bunda Müsab ibn Sabit'ten Abdullah bin Mübarek. Evvelkisinde kim idi? Abdülaziz ibn Deraverdi. Demek ki Müsab ibn Sabit'ten ayrılıyor. Bir Deraverdi rivayet ediyor. Bir de Abdullah bin Mübarek rivayet ediyor. Deraverdi'nin rivayetinde bir selam. Abdullah bin Mübarek'in rivayetinde iki selam. Aynı hadis. Aynı ses hadis. Müs'ab bin Sabit'ten sonra ayrılıyor. İki rivayet. Abdullah bin Mübarek hem fakihtir hem de müştehidindendir o. Mezhebi yok ama müştehidin kiramdan idi. Abdullah bin Mübarek. Onun rivayeti daha kuvvetlidir. Ve rivayet etti ki iki selamdır ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusellim an yeminihi ve an yesârihi esselamu aleyküm ve rahmetullah hatta yura beyâdu hatleyhi hatta yanaklarının beyazı görünürdü min hâhuna ve min hâhuna bu taraftan ve bu taraftan, yani sağa selam verdiği vakitte bu tarafının beyazı görünürdü, sola selam verildiğinde de sol tarafının beyazı görünürdü. Demek ki bir selam değil, iki selam. Bir, ikinci hadis, haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve İbrahim ibn Ebi Davud kâle haddesena Müseddedun kâle haddesena Yahya ibn Sa'idin en Muhammed ibn Amri en Mus'ab ibn Sabit ve zekere bi isnadihi mislehu. Şimdi Mus'ab ibn Sabit'ten ikinci bir ravi de Muhammed ibn Amr. Muhammed ibn Amr de kim gibi rivayet eyledi? Abdullah ibn Mübarek gibi iki tarafa selam verdiğini rivayet eyledi. Fahada Abdullah ibn Mübarek, işte Abdullah ibn Mübarek ma'a hifsihi ve itkanihi ahadisi şerifeyi hifz etmesi ve itkaniyle beraber kad ravahu bu hadisi rivayet etti an Mus'abin Mus'ab'den ala khilafı ma ravahu dâre verdiyyü anhu. İsmail ibn Muhammed Mus'ab'den rivayet etti bu hadisi bir selam yahut iki selam. Evet, sonra kad rava hadal hadis ve kad ruviye hadal hadis İsmail ibn Muhammed en gayri Mus'ab. Evet, İsmail ibn Muhammed Mus'ab'den rivayet etmişti. Halbuki bu İsmail ibn Muhammed'den başka surette de rivayet edildi. Kema ravahu Muhammed ibn Amr ve ibn Mübarek, Muhammed ibn Amr ibn Mübarek'in rivayet ettiği gibi iki selamda rivayet edildi. La kema ravahu Deraverdiyyü, Deraverdi'nin rivayet ettiği gibi bir selam değil. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان ها وحدثنا ابن مرثوم قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد. İşte bak bu rivayette Abdullah bin Cafer İsmail bin Muhammed'den rivayet ediyor. Diyor ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusellimu an yeminihi sağla selam verirdi hatta ara hatta ben görürdüm beyazı hattihi, yanağının beyazını görürdü. Ve an yesarihi, solundan da selam verirdi. Hatta ara beyazı hattihi, hatta yanağının beyazını görürdü. Yani iyice dönerdi. Fakat intefa, öyleyse yok oldu. Bima zikerine, bizim bu zikrettiğimiz rivayetlerle ma ravet deraverdiyyü anhu, deraverdiğini Mus'ab'den rivayet etmiş olduğu rivayet yok oldu. Çünkü 3-4 adam iki selamı rivayet ediyor. Deraverdi bir selamı. Demek deraverdi unutmuş. Evet. İtimat edilmez onu. Ya unutmuş ya alırken yanlış almış. Ve sebete an Sa'din anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.
Hazreti Sa'd ibn-i Vakkas'ın Peygamber Efendimiz'den rivayeti sabit oldu ki ennehu kâne yusellimu teslim eteyi. Efendimiz Hazretleri iki tarafını selam verirdi. Ve kad vâfakahu alâ zâlik. Bu Sa'd'ın iki selam rivayetine muvaffak etti. Gayru vâhidin min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den bir değil, birçok zatların rivayetleri de buna muvaffak oldu ki Peygamber Efendimiz iki tarafını selam verirdi. Peki Sa'd'den başka hangi sahabeler rivayet etmişti? Diyor ki Sa'd'den başka diğer sahabeler de rivayet etti. Onlar kim? Evvela meselesini söylüyor, sonra delilini getiriyor. Diyor ki delili fehaddesena fehdu. Kala haddesena Ahmed ibn Yunus. Kala haddesena Ebu Bekir ibn Ayyaş. En Ebi İshak, en Yezid ibn Ebi Meryem. En Ebi Musa. Ebu Musa Beşşeri'den rivayet etti ki kâle sallâ bin Ali'yim radıyallahu anh. Hazreti Ali bize namaz kıldırdı yevmel cemeli cemel vakasında. Salaten bir namaz kıldırdı ki zekerna biz hatırladık salata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz'in namazını hatırladık. İmmâ yikûne nesînâhâ ya biz onu unutmuştuk ev tereknâhâ alâ amdin yahut da kesten terk etmiştik. Resulullah'ın yapmış olduğu o sünnetleri ya unutmuştuk, yapmıyorduk, yahut da kesten terk etmiştik. فَكَانَ يُكَبِّرُوا Hazreti Ali tekbir alırdı. فِي كُلِّ خَفْتٍ وَرَفْعٍ Her bir kalkışta, her bir inişte tekbir alırdı. وَيُسَلِّمْ عَنْ يَم۪ينِهِمْ عَنْ شِمَالِهِ Hem sağına selam verirdi, hem soluna selam verirdi. Demek ki bunun unuttuğu selamı iki vermiyormuş. Ebu Musa Leşer'i de diyor ki, ya biz bunu unutmuştuk, yahut da kesten terk etmiştik. İki selamı Hazreti Ali orada bize hatırlattı diyor. Şimdi Sa'd'den gelen rivayeti hem Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayeti hem Hazreti Ali'nin bir fiil namaz kıldırması teyit etti. Selam iki. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa el-Absi kâle ahberena Süfyan Nebi İshâk'a en Ebil Ahves en Abdillah kâle kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüsellim an yeminihi ve an şimalihi. Abdullah bin Mesud'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz hem sağına selam verirdi hem soluna. Hatta yebdu beyadu hattihi. Hatta yanağının beyazı görünürdü. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Selamlarında da bunu okudu. Haddesena Ebu Meyyete kâle haddesena Ebu Naim kâle haddesena Süfyanu an Ebi İshak an Ebi Lahves an Abdillah an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislihu. Yine Abdullah bin Mesud'den aynı bu rivayet rivayet edildi. Haddesena Ahmed ibn Abdil Mümin el Mervezi kâle haddesena Ali ibn Hasan ibn Şakik kâle haddesena Hüseyin ibn Vâkıf kâle haddesena Ebu İshak kâle haddesena Al-Kamete ve Resulü ibn Yezid وَأَبُوْ لَحْوَسْ قَالُوا بُنَّرِ الْاُجْهِ عَلْكَمَا أَسْوَتْ أَبُوْ لَحْوَسْ dediler ki حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ Abdullah bin Mesud eynen bu rivayeti rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz iki tarafına selam verirdi hatta yüzünün beyazını görürdü ve selamında da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derdi. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ين عبد الله بن مسعود باشك بسند إلى أبو حديث رواية إليه حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdurrahman bin Esved babası Esved'dir. O da Hazreti Abdullah bin Mesud'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz oldu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bunların üçü de oldular. Yüsellimûne an eymanihim sağlarından selam verirdiler ve an şemailihim hem de sollarından selam verirdiler. Fıssalati namazda. Ne derdiler? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Haddesena Ebu Bisir Rakiyyü. Kale haddesena Şüca ibn-i Velid. An Züheyr ibn-i Maviye. Ha. Haddesena ibn-i Merduh. Kale haddesena Ebu'l-Velid. Kale haddesena Züheyr.
حال وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو الجواب الأحوص ابن الجواب قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي عن كما عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in iki tarafa selam verdiklerini bu senetlerle de rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Müseddedun, kâle haddesene Yahya ibn-i Sa'id, kâle haddesene Şu'betu anil-Hakem ve Mansurun an Mücahidin an Ebi Ma'ber an Abdillah, kâle salla emirun bi Mekke. Mekke'de bir emir namaz kıldırdı diyor. فَسَلَّمَ عَنْ يَم۪ينِهِ Abdullah bin Mesud diyor ki Mekke'de bir emir namaz kıldırdı, sağına selam verdi. وَعَنْ شِمَالِهِ Soluna da selam verdi. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud buyurdular ki مِنْ اَيْنَ عَلِقَهَا مِنْ اَيْنَ Nereden? Bu adam nereden? عَلِقَهَا Bu sünneti aldı. قَالَ الْحَكَمْ فِي حَدِيثِهِ Hakem hadisinde dedi ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُهُ Peygamber Efendimiz bunu yapardı. Abdullah bin Mesud diyor ki Peygamber Efendimiz bunu yapardı. Bu emir bu sünneti nereden öğrendi? Haddesena Ebu Umeyye'de kâle haddesena Aleyyü bin Medini kâle haddesena Yahya fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu isnatla bu hadisi rivayet eyledi. Haddesena Salih bin Abdurrahman ve Aliyyü bin Abdurrahman قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم سلة بن زفر diyor ki Hz. Ömer رضي الله عنه buyurdular ki أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz كان يسلم السلام verirdi في صلاة namazında عن يمينه وعن شماله sağında ve solunda selam verirdi. Evet. Bak kaç sahabi zikretti. Hazreti Sa'd'den gelen rivayetin bir zayıf rivayeti, bir selam rivayet etti. Hazreti Sa'd'den halbuki 3-4 rivayet geldi. İki tarafına selam verdi. Ondan sonra Ebu Musa el-Eş'ari'den, Hazreti Ali'den, Abdullah bin Mesud'dan ve Hazreti Ammar'dan gelen rivayetler hep iki tarafına selam verdi. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع بن حبان عبد الله بن عمر سورمش بكامبرة فنزل نماز نصر دي فقال عبد الله بن عمر buyurdular ki كان يكبر تكبير alırdı كلما خفض her aşağı gittikçe yani rükû ve secdeye gittikçe tekbir alırdı ورفع başını kaldırdıkça da tekbir alırdı ve yüsellim an yeminihi ve an şimalihi hem sağına selam verirdi hem soluna selam verirdi ne derdi السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حيبة بن شريح قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله سالم kimden rivayet eyledi? Babası Abdullah, Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz iki tarafına selam verildi. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا مسعر حا وحدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا عبيد الله بن القطية جابر بن سمرة رواية diyor ki biz Peygamber Efendimizin peşinde namaz kıldık mı? سلمنا بأيدينا biz ellerimizle selam verirdik قُلْنَا derdik ya Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Yani mesela sağa döndü, sağdaki adamlar Esselamu Aleyküm diyor. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Böyle eliyle işaret ederdi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mâ bâlu ekvâmin Evet, bir takım kavmin hali nedir ki yüsellimûne be eydihim elleriyle selam ediyorlar bunların. Hali nedir?
كَأَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلِ شَمْسٍ Güya bunlar güneşten kaçan hayil gibidir. Hani bökelek derler ya, hayvan sıcaktan bökeleklenir, kaçar ya, kuyruğunu sağa sola vurarak kaçar. Kuyruğunu da kaldırır. Bunlar da onun gibi, o hayvanlar gibi elleriyle selam veriyorlar. اَمَا يَكْفِيَ حَدَكُمْ Sizden birinize kafi gelmez mi? اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ Namazı oturduğu vakitte اَنْ يَدَعَ يَدَهُ وَلَا فَخِذِهِ Elini uyduğuna koyar. Ve yuşire bi isbahi parmağıyla da işaret eder, teşebbüt eder. Ve yekule diye esselamu aleykum, esselamu aleykum. Evet. Şu anda hayr-ü şems bi sükunil mim ve dammiha. Şems, şemus. Cem'i şumus ve hevel nüfuru mined devab ellezî la yestakirru li şagabihi ve hiddetihi ve yizdaribu ve yetiharreku bi zenebihi ve riclihi. O hayvan besleyenler bilir. O hayvanı ısıran bilir. Bökelek derler bir sineğin büyük olur. O hayvana müsallat olur. O sıcaklarda çok olur. Müsallat oldu mu o şiddetli sancar. Sançtı mı o hayvan bir defa kaçar. Kuyruğunu tiker kaçar. Diyor ki siz de öyle mi oldunuz? Yani öyle mi? Güneşte hayvanın kaçması gibi kuyruklarını kaldırıp kaçmaları gibi ellerinizle selam veriyorsunuz. Size yetmez mi ki oturasınız, elinizi dizinizin üzerine koyasınız, parmağınızla da işaret edesiniz. Ondan sonra da Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm diyesiniz. Haddesena Ali ibn Abdirrahman kâle haddesena Ebu İbrahim el-Tercümaniyyü kâle haddesena Kudeyci ibn Maliye an Ebi İsa'l an el-Vera anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusellimi fissalâti teslimetin. Vera ibn Azib'den de geldi ki Peygamber Efendimiz iki selam verildi. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Müseddedun ve Ebu Rabi'ye kâle haddesena Abdullah ibn Davud an Hüreysin عن الشعبي عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني براء بن عازبتين ikinci rivayetle nakletti bu hadisi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابو بكر فقال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت محجرا ابا عنبس محجر اسمه ده ابا عنبس مش كنيسي Ben bunu işittim. Yuhaddisu an Vail ibn Hücir'in, Vail ibn Hücir'den rivayet ederdi. Ennehu sallâ halfe Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in peşine namaz kıldı. Fesellemâ an yemînihi ve an yesârihi. Peygamber Efendimiz hem sağına selam verdi, hem soluna. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Yahya ibn Ma'in, kâle haddesena ibn Utemir ibn Süleyman, kâle karâtu alel Fudayl. حدثني أبو فريس أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن عميرة الحضرمي diyor ki في أنبلا فمس صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلاة نماز السلام ذي وقد أقبل بوجهه عن يمينه يزيل سعد نردي حتى يرى بياض خطه yanağının beyazı görünürdü. Sümme yüsellim en yesari soluna da selam verirdi. Ve yukbilu bi veçhi yüz ile sol tarafa dönerdi. Hatta yura beyadu haddi ile ise evet sol yanağının beyazı da görünürdü. Yani sede bir selam değil, bir de yüzünü dönmek var. Bu kadar hadisi şerifler varken İranlılar gene itiraz ederler. İşte ehli sünnete düşman ya. İlle yüz. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bak bu kadar sahabe rivayet ediyor. Bunların topunu inkar et işte ehli bidat bundan olur. Ehli bidat. Sünneti de amel etmiyor. Bu kadar sahabeden rivayet var. Sağa bu kadar yüzünü döndürürdü ki diyor yüzünün beyazı görünür diye. Peki onların ispatı var mı böyle bir şey? Hadis bir defa sahabeden sahabenin rivayetini kabul etmiyor. Neden çıkarıyor? Ve kendi kendine müştehid öyle iştihad etmiş. İşte bir rivayet var ya, selam diyorlar mı? Selam. Namazdan ellerini vuruyor, selam da okuyor mu? Duymaz, fark etmiyor. Hiç duymaz. Yani selam lefzi de yok. Kuruç bir sünneti. Yani namazdan kendi sünnünde çek orayı almış. Kendi sünnünde ama fakat sünnet olan selam vererek çıkacaksın kuruç bir sünneti. Evet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام
قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا قرة قال حدثنا بديد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري لقومه. أبو مالك الأشعري أشعر يمن'de bir kabiledir. أبو مالك الأشعري dedi ki kendi cemaatine ألا أصلي بكم size namaz kıldırayım mı صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin namazını فذكر الصلاة namazı zikretti وسلم selam verdi عن يمينه sağından وعن شماله solundan sümme kâle dedi ki hâkezâ böylece idi böylece hâkezâ böylece kânet oldu idi salatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in namazı böyle idi dedi tarif etti yani sede lisan ile değil bir de namazı biliyor öğretiyor onlara haddesena Ebu Meyyete kâle haddesena Aliyyü ibn-i Medini kâle haddesena Münazim ibn Amr kâle haddesena Hevzetü ibn-i Kays ibn-i Tarkın عن أبيه عن جده طلق بن علي قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بن علي diyor ki biz Peygamber Efendimiz'le namaz kıldık mı? فسلم selam da verdi mi? رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم sağ yüzünün ve sol yüzünün beyazını görürdü. Evet. Hala Ebu Cafer'e getirelim mi? في الحديث كله. حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا سد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس قال أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر أوس بن أوس يقول أوس بن أويس يقول كي Peygamber Efendimizin yanında yarım ay kaldım Faraytu ben onu gördüm. Yusalli namaz kılar idi ve yusellimü selam verirdi. An yemini ve an şimali sağına ve soluna selam verir gördüm. Demek o zaman da ihtilaf olmuştu ashab arasında. Peygamber Efendimiz sağa sola selam verir miydi, vermez miydi? Bazıları sünneti bilmediğinde sağa sola yüzlerini döndürmemişler. Yahut selam dersini vermemişler. Bu namaz çıkması o vakit ihtilaflı olduğunda onlara görenler, görmeyenleri öğretmişler ki siz de böyle kılın. Haddesena Ahmed ibn Abdülmümin el-Sufiyyü kâle haddesena Eş'as ibn-i Şu'be kâle haddesena el-Minhal ibn-i Khalife anil Azraq ibn-i Qaysin kâle sallâ bina Ebu Ümeyye Ebu Ümeyye bize namaz kıldırdı sümme haddesena sonra bize rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz selleme fis salati namazda selam verdi an yeminihi ve an yesarihi kâle Ebu Cafer felem ne'alem şeyen sahha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fis selami fis salah illa ve kad dekhaleti ma ravayna fi hadel cab İmam-ı Tahavi diyor ki felem ne'alem biz bilmedik şeyen hiçbir şeyi ki sahha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den senedi sahih ile geldi. Fisselam, selam hakkında. Fissalati namazda. Namaz hakkında Peygamber Efendimiz'den gelen sahih rivayetlerden hiçbirisini biz bilmedik. İlla vakad dehale illa dahil oldu. Yani bildiklerimizin hepsini yazdık. Fîmâ raveynâ fîhâdel bâb. Bu babda rivayet etmiş olduğumuz şeyler içine biz derc ettik. Bizim bilmediğimiz varsa onu da bilmiyoruz diyor. Bizim bildiğimiz senedi sahih ile gelen rivayetlerin hepsini buraya derc ettik. Öyleyse selam hakkında namazdan çıkarken selam bir rivayette bir selam öteki rivayetlerin hepsi iki selam. فَاِنَّمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ Bu muhalif olur. Buna muhalif olur. مَنْ يُخَالِفُهُ Bunlara bir kimse ki onlara muhalif oldu ila hadis-i Dareverdi Dareverdi'nin hadisine ilk birinci gelen hadis var ya bu rivayet ettiklerimize yalnız o hadis muhalif oldu. اَلَّذِي تَبَّيَّنَّا فَسَادَهُ Biz de onun senedi itibariyle fesadını beyan ettik fi evveli hazel bu babın evvelinde. Nasıl beyan etti onun fesadını? Nerede, ne surette fasıl olduğunu İbrahim ha? Nasıl beyan etti? Dara verdiğini?
Aynı senetten başkayı sayıdır rivayet. Eyvah, onu dikkat etmediniz mi? Dare verdiğini, rivayetini başka bir iki ravi tersine rivayet etti. İki selamda rivayet ettiler. Dare verdi o hadisi rivayet etti bir selamda. Halbuki dare verdiğinin gayrileri birkaç tane geldi. Onlar iki selamda. İki selamda rivayet ettikleri gibi dare verdiğinin rivayetinin fasit olduğu meydana çıktı. Şu halde onun o rivayette dare verdiğinin rivayeti fasit olunca namazdan çıkarken iki selamla çıkmak müttefekun aleyh oldu. Bunda ihtilaf yok. وَقَدْ اِحْتَتْتِ قَوْمٌ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede bir kavim ihticat etti. Ey da yukarıda zikrettiğimiz gibi bima bir hadisle ki haddesena bize rivayet eyledi İbn-i Ebi Davud ve Ahmed ibn Abdillah ibn Abdurrahim el-Berqi قال haddesena Amr ibn Ebi Seleme قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. Peki diyor, sen o Darabertin'in rivayetini kabul etmezsense ben sana başka bir rivayet getiririm. Hişam ibn Urve babası Urve'den, Urve Abdullah ibn Zübeyr'in oğlu, Medine-i Münevvere'deki fukahayı sevenin birisi. Bundan rivayet eyledi. O da Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz namaz kılarken bir tarafına selam verirdi. Buna ne diyeceksin? قِيلَ لَهُمْ Onlara cevaben denilir ki هَذَا حَدِيثٌ Bu bir hadistir ki asluhu, bunun asli مَوْقُوفٌ عَلَى عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'ye mevkuftur. هَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاسِ Hüffaz bunu böyle rivayet eyledi. وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدْ Züheyr ibn Muhammed ki Hişam ibn Urve'den rivayet ediyor. Ve in kâne racülen sıkaten her ne kadar sıka bir adam ise de fe inne rivayete Amr ibn Ebi Seleme ondan Züheyr ibn Muhammed'den rivayet eden Amr ibn Ebi Seleme tad'ufu cidden zayıf olur onu rivayeti. Evvela hadis mevkuftur. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafına selam verir idi. Hazreti Ayşe'nin bu sözü ne olur? Mevkuf, yani Peygamber Efendimiz selam verin diye bir emri yok. Yalnız Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz bir selam verirdi. Bu buna mevkuf derler. Merfu değil. Hadisin kuvvetlisi merfu olandır. Mevkuf ikinci derecede kalır. Bir, ikincisi de Hazreti Ayşe sıkı. Ashab'tan. Ürvet ibn Zübeyr sıkı. Evet, onun oğlu Hişam, o da sıkı. Ondan rivayet eden Züheyr ibn Muhammed, o da sıkı. Fakat Züheyr ibn Muhammed'den rivayet eden Amr ibn Ebi Seleme, bu zayıf. Bunun rivayeti zayıf ondan. Yani bu zat Züheyr ibn Muhammed'den rivayet etmiş mi, etmemiş mi? Bu muhtelifin fih olduğundan bu rivayetin kendisi zayıf. Evet. Onun için bu zayıf rivayete itimat edilmez demek istedi. هَكَذَا قَالَ يَحْيَ بْنُ مَعِينَ فِي مَا حَكَى لَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَحْيَ بْنُ مَعِينَ öyle demiş ki Muhammed ibn Amr ibn Seleme'nin Züheyr ibn Muhammed'den rivayeti zayıftır ve bunu da diyor bizim ashabımızdan bir kişi değil, birçok kişi Yahya ibn Ma'in'den böyle rivayet eylediler. هَكَذَا قَالَ يَحْيَ بْنُ مَعِينَ فِي مَا حَكَى لَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَآمَنُهُمْ Onların en emin olanı Ali ibn Abdurrahman el-Mughire ileyye. Ve amenuhum onların en emin olanı Ali ibn Abdurrahman el-Mughire. Ali ibn Abdurrahman Mughire üzerine en emin olanı ileyye bana en emin olanı Ali ibn Abdurrahman'dır. İleyye bana, onu nereden getirdi ki? Yani Amr ibn Züheyr ibn Muhammed'den rivayet edenlerin içinden en emin olanı oymuş. Eğer Ali ibn Abdurrahman ibn Mughire Züheyr ibn Muhammed'den rivayet ederse Yahya ibn Ma'in diyor ki ben ona eminim. Ama ondan başkası Züheyr ibn Muhammed'den rivayet ederse ben ona emin değilim. Dedi ki bu. لَآمَنُهُمْ onların en emin olanı
kimdir? Ali ibn Abdurrahman el-Mughire. Ali ibn Abdurrahman el-Mughire'dir. İleyye bana. Ve za'ama zu'metti ki enne fiha, bu rivayette de orucudur. Tahlifen kesira. Karıştırma. Birçok karıştırmalar vardır. Fe'in kâle kâilun, bir adam dese ki fi sebete, sabit olduğu takdirde en Aişe'te radıyallahu anha, Hazreti Aişe'den fîmâ zekerte, senin zikretmiş olduğun bu rivayette yahut da fîmâ zükret, zikrolunan rivayette Hazreti Aişe'den sabit olursa febimen, kim ile yuâriduha, ona muâredi edersin. Febimen, kim ile yuâriduha, ona muâredi olunur. Fî zâlike min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen diyorsun ki bunda Hazreti Aişe'den gelen bu rivayette Muhammed İbni, Amr İbni Ebi Selemen'in Muhammed İbni Züheyr'den rivayeti, Züheyr İbni Muhammed'den rivayeti zayıftır diyorsun. Bunu Yahya İbni Meyn diyor ki, eğer Ali İbni Abdurrahman rivayet etseydi daha emin olurdum. Ama rivayet etmemiş. Binaenaleyh Hazreti Aişe'nin bu rivayetinde taklit var, karıştırmalar var. Fakat farz et ki karıştırma yok. Hazreti Aişe'den de bu sabit olmuş. Hazreti Aişe'den sabit olursa kimi Hazreti Aişe'nin karşısına çıkarıp da onun rivayetine muariz tutacaksın? Sual. Sen itiraz ettin ama kuvvetli bir delil getireceksen ki Hazreti Aişe'den böyle sabit olmuş, bu zayıftır, ben daha kuvvetlisini ispat edeceğim. Öyleyse Hazreti Aişe'den kuvvetli, daha kuvvetli bir adamın rivayetini getireceksin. Gîle lehu, ona denilir ki, Ebu Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anh'ın, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ile Hazreti Aişe'nin karşısına çıkarız. قَدْرَوَيْنَا ذَٰلِكَ عَنْهُمَا, bunların ikisinden de biz rivayet eyledik. فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ, bu babdan geçen rivayetlerde bunları rivayet ettik ki Resulullah Efendimiz'le namaz kıldım, Hazreti Ebu Bekir'le kıldım, Hazreti Ömer'le namaz kıldım, iki tarafına selam verdiler. Geçmedi mi yukarıda? Geçti. Peki Hazreti Aişe Peygamber Efendimiz'in selam vermesini biliyor da Ebu Bekir Ömer bilmiyor mu? Eğer Hazreti Aişe'den rivayet sahih, rivayet sahih olursa onun karşısına Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in rivayetiyle çıkarız, daha kuvvetli olur. Gene elimizde senet var demek istiyor. Peki Hazreti Ebu Bekir'den rivayet tekrar gene getiriyor. Diyor ki وَقَدْ حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ وعلي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله. حضرت أبو بكر صغنا بسرنا سلام برده. ثم ينتقل حين ساعة إذ, ondan sonra da hemen o saatte intikal eder idi. ينتقل برواية ده ينفل, hemen nafileye kalkardı. Yani selam verdi mi yerinden kalkar giderdi. Şimdi öteki nüshada diyor ki sümmeyen fulu, hemen nafile namazına kalkardı. Yani oturup da dua asker okumazdı. Keennehu ala radfi, veya ki o radif üzerindeydi. Radif ne, baktınız mı? Ver o kitabı. Keennehu ala radfi. Taş üzerine od yakıp kızdırdıkları taş. Ar-radefe bi-tehrik, şul kızmış işçi taş ki süde bırakıp sükunet verirler. Cem'i radef, radf gelir. Ar-ridfetu bil-kesri, diz ağır şahı dedikleri kemik. Cem'i radef gelir. Ar-radif, kızmış taşla ısıttıkları süt ve kızmış taş üzerinde pişirdikleri et ki merduf dahi derler. كَأَنَّهُ عَلَى الرَّتْفِ, gayet o kızmış bir taş üzerinde, o manaya geliyor. Hazreti Ebu Bekir hemen namazı hani kılar kılmaz hemen oradan kalkardı. حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو دَاوُدَ وَوَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ هَذَا حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. Aynı hadisi şerifi bu senetlerle de zikreylediler. Haddesena Süleyman ibn Şuaybin, kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyadin, kâle haddesena Şu'bet ve Nil Amr,
عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه وعن يساره. Hazreti Ali'nin peşinde ben namaz kıldım diyor Ebu Rüzeyn, hem sağına hem soluna selam verdi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın, kâle haddesena Ebu Nu'ayn, kâle haddesena Süfyan, en Asim'in, en Ebi Rüzeyn, kâle kâne Ali'in radıyallâhu anh, yüsellim an yeminihi ve an şimalihi. Yukarıki hadis Hazreti Ali'den Süleyman ibn-i Şaif rivayet eyledi, bunu da Hüseyin ibn-i Nasr. Yani Hazreti Ali radıyallâhu anh'ın peşinde Ebu Rüzeyn namaz kılmış, Hazreti Ali kerramallahu ve hem sağına selam vermiş hem soluna. قِيلَ لِسُفْيَانَ Süfyan'a denildi ki Ali'yi radıyallahu anh, çünkü Ebu Rüzeyn'den Asim, Asim'den de Süfyan. Süfyan dedim Sevri. Maksat Süfyan'ı Sevri'ye denilir. Dediler ki Hazreti Ali'nin sağına soluna selam verilmiş. قَالَ نَعَمْ Evet. Hazreti Ali. Yani demek ki o dinleyen adamlar istiğrab etmişler de acaba yoksa başka bir adam mı? Hazreti Ali'den mi bu sabit oluyor? O da diyor ki evet, Hazreti Ali sağına ve soluna selam vermiş. Haddesene ibn-i Merzuk'un, kâle haddesene Bişirû ibn-i Umar'a, kâle haddesene Şu'bet ibn-i Asim'in, Nebi Ruzeyn, kâle salleytu khalfe Ali'in radıyallahu anh ve abdillâh fesellemâ teslimeteyn. Yine Ebu Rüzeyn rivayet ediyor ki ben Hazreti Ali'nin peşine ve Abdullah bin Mes'ud'un peşine namaz kıldım. İkisi de İki selamla namazdan çıktılar. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Amr ibn-i Halid, kâle haddesene Züheyr, en Ebi İshak, en Şakîk ibn-i Seleme, en Ali'in radıyallahu anhu, ennehu kâne yüsellimü fissalâti an yeminihi ve an şimalihi. Bu da Ebi Lüzeyn değil, Şakîk ibn-i Seleme'den. Şakîk ibn-i Seleme diyor ki, ben Hazreti Ali'nin peşine namaz kıldım, hem sağına hem soluna selam verdim. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخسيف قال حدثنا همام عن أسعى بن الصائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه صلى خلف علي رضي الله عنه وابن مسعود. أبو عبد الرحمن السلمي diyor ki ben Hazreti Ali'nin peşine namaz kıldım ve İbn-i Mesud'un peşine namaz kıldım. Fekilâhumâ her ikisi de yüsellimü selam verirdi. En yeminihi sağından ve en yesari solundan selamu aleyküm ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullah diyerek hem sağlarına hem sollarına selam verirdiler. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Ebu Davud, kâle haddesene Züheyr ibn-i Muaviye, an Ebi İshak, en Şakîkin, an Ali'in radıyallahu anh, ennehu kâne yüsellimu fissalâti an yeminihi ve an şimalihi. Yine bu ikinci senette de Şakîk rivayet ediyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh namazda sağına ve soluna selam verirdi. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Osman ibn-i Ebi Şeybe, kâle haddesene Cerîrun an-i Lâmeş, en Malik ibn-i Haris, an Abdirrahman ibn-i Yezid, an Abdillah, en emiren sallâ bi Mekke. Abdirrahman ibn-i Yezid diyor ki Hazreti Abdullah ibn-i Mes'ud, Mekke'nin emiri namaz kıldırdı. Feselleme teslimeteyni. İki tarafına selam verdi. Fekale ibn-i Mes'ud, Abdullah ibn-i Mes'ud duyurdular ki radıyallahu anh, etera min eyni alikaha. Etera senin haberin var mı? Bilir misin? Min eyni alikaha bu meseleyi nereden öğrendi? Yani sünneti işlemiş. Demek ki o sonra herkes iki tarafına selam vermeyi bilmiyormuş. Sünneti bilenler onu yapıyormuş. O emir de iki tarafına selam verince bu Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğrenmiş. Acaba kimden öğrenmiş? Fesemi'tu İbni Ebi Davud, İbni Ebi Davud'u ben işittim diyor. Yakulu derdi ki Semi'tu diyen kim? Öyleyse İmam-ı Tahavi'nin kendisi. Çünkü İmam-ı Tahavi kimden rivayet etti? İbni Ebi Davud'dan diyor ki Fesemi'tu İmam-ı Tahavi diyor ki ben işittim. İbn-i Ebi Davud eşittim, yekulu derdi ki kâle Yahya ibn-i Ma'in dedi ki hâzâ, işte bu hadis es-sahhu mâ şul bir hadislerin en sahihidir ki ruviye, rivayet edildi fî hâdel bâb, bu babta iki selam hakkında rivayet edilen hadislerin en sahihi işte bu sonki hadistir. Senedi itibariyle en kuvvetli. İmam-ı Tahavi kimden rivayet etti? İbn-i Ebi Davud'dan. O kimden aldı? Osman ibn-i Ebi Şeybe'den.
O kimden aldı? Yerir'den. O Ağmeş'ten, o Malik ibn-i Haris'ten, o Abdurrahman ibn-i Yezid'den, o da Abdullah ibn-i Mesud'den. Haddesene ibn-i Merzuk, قال haddesene Vahdun, قال haddesene Şu'betu, an Ebi İshaka, an Harisata ibn-i Madrib, قال كان عمار أميرا علينا سنة. Hazreti Ammar, Ammar ibn Yasir var ya meşhur, bu bizim üzerimize emir idi. Seneten bir sene. La yusalli salaten. Hiçbir namaz kıldırmazdı illa selleme an yeminihi ve an şimalihi. Hem sağına selam verir idi, hem soluna selam verir idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'den ispat etti. Hazreti Ali'den ispat etti. Bir de Hazreti Ammar'dan getirdi. Üç sahabe oldu. Yani Hazreti Ayşe'nin rivayetine karşı. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه رأى سهل بن سعد الساعدي إذا انصرف من الصلاة. عبد العزيز بن أبي حازم بابا سبي حازم دان رواية ديور ودى ديور كي سهل بن سعدي قوزن كي أسقطان دي اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ namazdan münsarif oldu mi? Selleme selam verirdi. عَنْ يَم۪ينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ hem sağına selam verirdi hem soluna. Evet. Kaç sahabe oldu? 4. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ İmam Ebu Cafer dedi ki فَهَا اُلَا işte bunlar اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'in eshabıdır. Ebu Bekir'in ve Ömer'u ve Ali'yün ve İbn-i Mes'ud'in radıyallahu anhum. وعمار ومن ذكرنا معه بيد bunları zikrettiğimiz kimdi o da Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi bunların hepsi yusallimuna an eymanihim ve an şemailihim hem sağlarına selam verirdiler hem de sollarına la yunkiru zalike bunu inkar etmez de aleyhim bunlar üzerine gayruhum hiçbir kimse bunlardan başkaları da bu sünnet değildir niçin böyle yapıyorsunuz diye itiraz etmezdiler. Ala qurbi ahdihim halbuki ashab-ı kiramın da ahdi yakın idi bi ru'yeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin gördükleri daha yakın idi ve hifzihim Peygamber Efendimiz onların hifziyle beraber li ef'alihi Peygamber Efendimizin ef'alini Peygamber Efendimiz nasıl namaz kılardı ne türlü selam verirdi bunu bildikleri halde hiçbir kimse bunları inkar etmezdi ki sizin yaptıklarınız sünnete muhaliftir. فَمَا يَنْبَغِي لَايُكْ olmadı. لَا اَحَدٍ hiçbir kimseye layık olmadı. خِلَافُهُمْ bunlara muhalefet etmek. لَوْ لَمْ يَكُنْ رُوِيَ evet. Rivayet edilmeseydi فِي ذَلِكَ بُنْدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ şeyün. Peygamber Efendimiz'den hiçbir şey rivayet edilmese bile bu zevat-ı kirama muhalefet etmek layık değildir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah ibn Mes'ud, ondan sonra Ammar ibn Yasir, Sehl ibn Sa'idi, bunların hepsi iki tarafa selam verirdi. Resulullah Efendimiz'den hiçbir rivayet gelmese bile bu zatların fiili sünneti tespit ediyor. Muhalefet caiz değil. Fekeyfe nasıl inkar edilir ki, muhalefet layık olur ki? وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ فِعْلَهُمْ bunların fiiline muvafık olan Resulullah'tan da rivayet edildi radıyallahu anh. Yani Resulullah'tan rivayet edilmedi farz etsek bu sahabelere muhalefet caiz değil. Halbuki Resulullah Efendimiz'den de yukarıda okuduk. Ondan da rivayetler var ki Peygamber Efendimiz iki tarafına selam verdi. فَيْنَنْ كَرَ مُنْكِرُونَ bir adam inkar ederse مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي وَاِلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'den Ebu Vail rivayeti iledi ki hadisi inkar ederse كَأَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْنِ namazda iki tarafına selam verir idi diye rivayet var. Bu rivayeti bir münkir inkar ederse وَمَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ bir de Abdullah ibn Mesud'dan da rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz iki tarafına selam verirdi. Bir münkir kalksa bu hadisi de inkar etse ve ihtecce ihticac etse lima enkere min zalik
bu mesele hakkında inkar ettiği şeye de delil getirse, neyi? Bima haddesene ibn-i merzuk. Şu rivayetle ki ibn-i merzuk rivayet eyledi. Kale haddesena Sa'id ibn Amir'in, kale haddesena Şube, ha ve bi haddesena Ebu Bekret'e, kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Şube'tu an Amr ibn Murre. Kale kultu le Ebi Vail. Amr ibn Murre diyor ki ben Ebi Vail'e dedim ki etahfazut tekbir, sen namazın tekbirini hatırlar mısın? Kale naam, hatırlarım dedi. Kale kultu fet teslim, selamı da hatırlar mısın? Kale, dedi ki vahide bir selam. Tekbiri hatırladığım gibi selamda bir. Diyor ki yukarıda size Ebu Vail kimden rivayet eyledi? Hazreti Ali'den. İki selam rivayet eyledi. Halbuki ben bunu inkar ederim. Niye? Ebu Vail'den rivayet başka türlü de geldi. O nasıl gelmiş? Emr ibn-i Murre Ebu Vail'e demiş ki sen namazın tekbirini hatırlar mısın? Hatırlarım demiş. Selami, selamı da hatırlarım. Bir selamdır, iki selam değil. Yukarıda Ebu Vail, Hazreti Ali'den iki selam rivayet eyledi. Burada Ebu Vail diyor ki bir selamdır. Binaenaleyh Ebu Vail'in iki rivayeti birbirine maruz oldu. Kale, evet. Kale fe keyfe yecûz. Nasıl, dedi ki, nasıl olur ki en yuhfaza, hifzoluna, huvet teslim ve teslim vahide bir. Fakat ra'a aliyyen, halbuki Ali'yi gördü radıyallahu anh ve Abdullah, Abdullah'ı da gördü. Yüsellimani sneteyni. Ebu Vail diyor ki ben Hazreti Ali'yi gördüm ve Hazreti Abdullah bin Mesud'u gördüm. İki tarafına selam verirdiler. İki tarafına selam verir diyen adam diyor ki selam birdir. Nasıl olur? Onları gördü, iki tarafa selam verdiğini gördü de kendisi diyor ki selam birdir. Bu olur mu? Demek ki sizin bu rivayetinizde bir şey vardır, ben bu rivayeti kabul etmem. Derse bir münkir buna ne cevap vereceksin? Efetera, görür müsün? Ammen, bir kimseden ki hafizel vahidete, biri hifzedenden. Evet. Efetera, ammen hafizel vahide, ammen hafizel vahide, gayrehuma, bunların ikisini, yani Hazreti Ali ile Abdullah bin Mesud'dan başkasını görür müsün? Yani bunların ikisinden İki teslim rivayet etti. Halbuki diyor ki o hifzeden Ebu Vail, ben bir biliyorum selamı. Ve anhuma kâne yetehaffaz ve bihime kâne. Bunun cevabı da bu. Diyor ki efetera, sen görür müsün ki o münkereli karşı diyor. Emmen, bir kimseden ki hafizel vahidete, biri hifzetti. Gayrehuma, bunların ikisini, gayrisini görür müsün? Hazreti Ali ile Abdullah bin Mesud'u görür müsün? Yani bir Ebu Vail bir hefsetti. Halbuki Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Mesud'u gördü ki iki tarafa selam verdi. Ve anhuma, onlardan ya bunu rivayet eyledi. Bu adam ola, kâne yetehaffaz, hefsetmiş ola, biri hefsetmiş ola. Kendisi onlardan ikiyi hefsettiği oldu. Ve bihima kâne yuktada. Halbuki Hazreti Ali ile Abdullah bin Mesud'e iki şahit edilir. Onlardan başkasından kimden gördü o biri? Selam birdir diyen adam kimden rivayet etti bunu? Kendisi diyor ki evet, selamı da ben hepsediyorum Ebu Vail diyor. Birdir ama kimden? Kimden rivayet etti bunu? Kendisi namazı gördü. Hazreti Ali'nin peşine namaz kıldı iki selam. Abdullah bin Mesud'un peşine kıldı iki selam. Peki orası sonunda da bir rivayet getirdi ki selam birdir. Kimden rivayet etti bunu? O yok. Halbuki kime iktidar edilir? Hazreti Ali'ye, Hazreti Abdullah bin Mesud'a bunlar iktidardı. Onun üçüncü şahsı getirecekti ki filanın peşinde de namaz kıldım. Bir. O yok. İşte ona diyor ki fetara, görür müsün? Emmen, bir kimseden ki hafizel vahidete, o biri hifzetti. Evet. Ne olduğu halde? Gayrehuma, Hazreti Ali ile Abdullah bin Mesud'un gayrisi olduğu halde kimden hepsetti? Yok o. Üçüncü bir şahıs yok. Ve anhuma, onların ikisinden de kâne yetehaffaz. Hepsettiği, onlardan hepsettiği de iki selamıdır.
Ve bi ve bihima onların ikisine de kâne yukteda, iktida olunur. Öyleyse fe fî sübûti hâzâ, bunun sübûtü anhu Ebu Vâil'den ma bir şeydir ki yecibu bihi anında vacib olur. Fesâdu mâ raveytun anhu fit teslimeteyn. Evet. Öyleyse bu itiraz eden adam eğer bu rivayeti ispat etmiş oluyorsa fefi sübûte hâzâ, bu Ebu Vâil'den ikinci rivayet sabit olduğu takdirde anhu Ebu Vâil'den ma ul bir şey ki yecibu vacib olur bihi bu ikinci rivayetle fesadu ma ul bir şeyin fesadı ki raveytum birinci makale sahibine diyor sizin rivayet ettiğiniz anhu Ebu Vâil'den fit teslimeti iki teslim hakkında rivayet etmiş olduğunuz fasit olur. Şu halde öyleyse biz manayı veremedik orada. Efetera. Efetera'nın manası öyle olmadı. Efetera münkirin sözü oluyor. Efetera sen görür müsün? Emmen şöyle bir kimseden ki, yani Ebu Vâil'den ki, hafizel vahidete biri hifzetti. Evet. Ne olduğu halde gayrehuma Hazreti Ali ile Abdullah bin Mesud'un gayri, o iki rivayetin gayrisi olduğu halde. Kâne olur, yetehaffazu, hifzeder olur. Ve bihima halbuki Ali ile Ebn-i Mesud'e kâne yüklede ikrede olur. Eğer onlardan iki selami hifzetmiş olsaydı onları iktida ederdi. Demek ki onları görmemiş. Onlar iki tarafa selam vermemiş. Bu senette bir şey var ki kendisi sonradan diyor ki selam birdir, teslim birdir. Demek ki Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Mesud'dan bu rivayet doğru değildir. Eğer bu ikinci rivayet sabit oluyorsa, selam birdir demişse, öyleyse sizin rivayet etmiş olduğunuz iki teslim hakkındaki rivayetler fesade gitti. Bunun cevabını verin. Kıyla lehu, ona denilir ki, innellezî raveyne anhu. Şöyle bir hadis gibiyiz, Ebu Vâil'den rivayet eyledik. İki teslim hakkında sahihun sahihdir. Lem yedhulhu şeyun fî isnâdî. Bunların isnâdında hiçbir şey dahil olmamıştır. وَلَا فِي مَتْنِي مَتْنِي de dahil olmamıştır. وَذَٰلِكَ bu da عَلَى السَّلَامِ selam üzerine مِنَ السَّلَوَاتِ namazdan زَوَاتِ الرُّكُعُ ve سُجُودُ rükû, sücud sahibi olan namazlardan bu rivayetimizde. Çünkü namaz iki türlüdür. Bir rükû, sücud sahibi var. Bir de rükû, sücud sahibi değil. Cenaze namazı gibi. Beş vakit namaz, farz, sünnet, bunlarda rükû, sücud var. Bir de cenaze namazında var ki, onda rükû, sücud yok. Rükû, sücud, rükû ve sücudu olan namazlarda rivayet edilen iki selam hakkındaki senetlerimiz kuvvetlidir. Ne metninde bir şey vardır, ne de senetlerinde. وَالَّذِي اَرَادَهُ اَبُوْ وَاِيلٍ فَكَدْ اَبُوْ وَاِيلٍ مُرَدْ اَتْتِ كِ فِي حَدِيثِ اَمْرِ اِبْنِ مُرَّ اَمْرِ اِبْنِ مُرَّنِنْ Ebu Vâil'den rivayet etmiş olduğu hadiste مِنَ السَّلَامِ مَرَّةٍ وَاحِدَ selam birdir, iki değildir, bir dediği bu rivayet هُوَ فِي الصَّلَاتِ o bir namazdadır. Öyle namaz ki zat-ı tekbir, tekbir sahibi. Rükû, sücud sahibi değil. O da nedir? Cenaze namazı yani. Demek ki Ebu Vâil'den iki rivayet var. Rükû, sücud sahibi olan namazlarda iki teslim var. Tekbir sahibi kendisi fakat rükû, sücud sahibi değil. Cenaze namazı. Orada da bir selam var. Ebu Vâil'den işte iki türlü rivayet edilmiş. Birbirine mariz değil. Yani tekim Medine'de bir selam değil mi burada? İşte bu rivayet almışlar. فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ جَمَاكٌ مِنِ الْكُوْفِيِّينَ Kufi, ulema-i Kufiyyinden bir cemaat oldular. Minhum o cemaattendir. İbrahim'u İbrahim. Yüsellimûne fi salatihim namazlarında selam verirdiler. Alâ cenâizihim cenazeleri üzerine teslimeten, hafiyyeten gizli bir teslim. Gizli yani bir selamına çıkardılar. Hafiyyeten bazı rivayetler de hafifeten o daha doğru. Hafif bir selam. Yani bir selamından çıkardılar. Ve yüsellimûne fî sâir-i salavâtîm. Diğer namazlarında da selam verirdiler. Teslim eteyni iki selam. Demek ki o münkirin inkar etmiş olduğu meseleyi bu suretle izah etti ki Ebu Vâil'den iki rivayette sahih olarak geldi.
iki selam rivayeti rükû sücûd sahibi olan namazlarda, evet, bir teslim de cenaze namazında, tekbir sahibi olan namazlarda. فَهَاكَذَا مَعْنَا حَد۪يثِ اَب۪ي وَاِلْ عِنْدَنَا Ebu Vail'in hadisinin manası böylecedir. فِي ذَٰلِكْ Bu meselede teslim selam hakkında. وَلَهَذَا Bunun için der ki evla evladır en yuhmel hamledile aleyhi bu mana üzerine ma ruvi anhu Ebu Vail'den rivayet edilen fi zalik bu selam hakkında ki iki rivayet geldi birisini rükû sücud namazına hamlederiz iki selam sahte iki teslimeyi evet ötekini de cenaze namazına hamlederiz bir selam ne için hatta la yudâdde ba'duhu ba'da hadislerin bazısını zıt olmaya. Buna ne derdiler? Telif. İki hadis birbirine muarif olursa neyi derler? Arayı telif ederler. İşte telif bu. İki selam rükû sücud namazlarında, bir selam da cenaze namazında zıddiyet kopti. Fe'in gâle gâilun bir gâil dese müferiz, itiraz etse ki fakat kâne Ömer ibn-i Abdülaziz Ömer ibn-i Abdülaziz oldu vel Hasan, Hasan-ı Basri oldu ve ibn-i Sirin Muhammed ibn-i Sirin oldu. Yüsellimûne fî salâtin namazlarında selam verirdiler. Teslimeten vâhideten. Bir selam. Bunlara ne diyeceksin? Bunlar tabiinden. Bunlar namazdan bir selam ile çıkardılar. Ve zekere fî zâlik o müferiz eden, itiraz eden adam da zikretti bu meselede. Maşhur bir rivayeti ki, fet haddesena bize rivayet eyledi. Ebu Bisr Rakiyyu قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد وعن أشعث عن الحسن أنهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة واحدة حيال وجوههما ابن عون محمد بن سيرين رواه إليه أشعث حسن بن سيرين رواه إليه لكي Muhammed İbn-i Sirin tabiinden, Hasan-ı Basri o da tabiinden, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın talebeleri. Bunların her ikisi de namazda selam verirdiler. Kâna yüsellimâni selam verirdiler. Fî salâti namazda teslimetun vâhide bir selam. Hiyâle vükûhîme o da sağa sola değil, ön tarafa selam verirdiler. Bir, ve mâ haddesene ibn-i merzûkun, gâl haddesene Sa'id ibn-i Âmir'in, an ibn-i Avni'in, an il-Hasan ve Muhammed'in, teslimetin vahide. İbn-i Avni yine Hasan-ı Basri ve Muhammed İbn-i Sirin'den bir selam rivayet eyledi. Haddesena İbrahim İbn-i Merzuk kâle haddesena Sa'idun en Sa'idin en Ömer İbn-i Abdülaziz mislehu. Evet. Sa'id de Ömer İbn-i Abdülaziz'den gene bir selam rivayet eyledi. Bunlara ne dersin? Kîle lehu ona cevap olarak denilir ki sadakta. Sen doğru söyledin. Onlar birer tarafa selam verirdiler. قَدْ رُوْيَ هَذَا عَنْ هَاوْلَى Bu üçünden de bu rivayet edildi. وَقَدْ رُوْيَ عَنْ مَنْ قَبْلَهُمْ Onlardan evvel gelen zatlardan da rivayet edildi. O da kimden? مِمَّا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz eşhastan. Ne rivayet edildi? مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ Onları yaptığına muhalif. Bunlardan rivayet geldi. Hasan-ı Basri, Muhammed İbn-i Sirin, Ömer İbn-i Abdülaziz bir tarafa selam verirdiler. Fakat biz yukarıda okuduk. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Hazreti Ammar, Sehl-i Sa'idi. Bunlar iki tarafına selam verirdiler. Bunlar birbirine muhalif oldu mu olmadı mı? Oldu. İki tarafa selam verenler eshab. Bunlar ise tabi'in. Eshabın fiili mi kuvvetli olur, tabi'inin fiili mi kuvvetli olur? Eshabınki kuvvetli olur. Evet, hem de neyle beraber diyor onlardan gelen rivayet. مَعَمَا تَتَّوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayetler ise tevatür derecesinde iki tarafa selam verirdi. مِمَّا قَدَّمْتُ ذِكْرُهُ نِتَكِمْ Bunun zikrini ben tekrim ettim. فِي هَذَا الْبَابُ Bu babda. Hem Resulullah Efendimiz'den bu kadar rivayetler gelsin, Ashab-ı Kiram'dan bu kadar rivayetler gelsin, tabiinden bir adamın mezhebi öyleymiş de o amel etmiş, o bize delil olmaz ki. Tabiinden bunlar niye birer tarafa selam vermişler? Caiz ki onlar bu rivayetler onlara yetişmemiş. O bir selam rivayetini işitmişler, öyle amel etmişler. Fakat öteki taraftan haberler olamamış. Çünkü o vakitte telif edilmemiş, bütün sünnet toplanmamış,
bir adamın bütün sünneti toplaması muhal kabilinden idi o zamanda. Elim dağılmıştı. Evet. Ya onların talebelere mi olur? Bu meseleyi duymamış olur kocasında. Yani onlar beş namaz bilmemişlerdir onlar. Olur kılar. Kılmaz şey diyor ya. Hani yukarıda okuduk biz. Ebu Musa el-Eş'ari Esad'dan olduğu halde diyor ki Cemal Vakası'nda Hazreti Ali bize namaz kıldırdı. Böyle bir şey yaptı ki biz onu ya unutmuştuk ya kasten terk ettik. İki tarafına selam verdik. Hazreti Ali iki tarafına selam verince Ebu Musa el-Eş'ari hatırlamış. Aa, Resulullah Efendimiz iki tarafına selam verince. Ebu Musa el-Eş'ari de demek ki onu unutmuş. Demek ki Nas'ın bir kısmı unutmuş. Bir kısmı da terk etmiş. Kasten terk etmişler. Adam bir selamından da olurmuş. Hani şimdiki gibi mesela herif sünneti terk ediyor adam. Ne olacak diyor. Sünnetsiz de olur. Ya Resulullah'ın sünneti adam. İşin yok diyor. Böyle de çok varsa sünneti adam ne olacak? O da o zaman deli olmuş adam. Resulullah'ın sünneti iki taraf. Olmasa da olur. Ben namazı kılıyorum ya. Yahut da bazıları da unutmuş. Hazreti Ali iki tarafına selam verince Ebu Musa el-Eş'ari kibari sahabeden olduğu halde o hatırlamış. Ha, biz böyle namaz kılardık Resulullah Efendimiz zamanında. Şimdi o talebeler de öyle. O bir selam abi şöyle amel etmiş olabilir. Yahut da o rivayet zayıf olabilir. Onlardan gelen rivayetin sahih mi değil mi bir de onu araştırmak lazım. Yani sahih olduğu tekrizde. Şimdi İmam Tabi diyor ki sen olur ki zayıftır. Zayıfını da bırak. Sahih kabul et. Bu üç zatın rivayette böyle bir tarafa selam vermesini sen kabul edeceksen de öteki taraftan Resulullah'tan tevatüren sabit olmuş, Eshab-ı Kiram'dan tevatüren sabit olan bir rivayeti nasıl edeceksen? Mevkul değil bu. Mesela bin adam gelmiş diyor ki Amerika var. Bir adam da çıkmış yahu desinler Amerika denilen bir şey yok. Ya hayal, milleti kandırıyorlar. Hayır efendim bu bin adam yalancıdır, bu bir adam doğrudur mu diyeceksin? Öte tarafta tevatür var. Bunun cevabı bu yani. Evet, diyor ki bunlardan sahih. Sen doğru söylüyorsun, ona da itiraz etmedi. Bunlar mezhebi. Onların mezhebi böyle ama fakat onlarınki şaz kalıyor. Cumhur beri tarafta. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَبْنِ اَب۪ي لَيْلَى. Halbuki diyor, Said ibn-i Müseyyep de kibari tabiinden, Hasan-ı Basri'nin ayarında. Ondan rivayet edildi. İbn-i Ebi Leyla'dan rivayet edildi. وَهُمَا مِنَ التَّابِعِينَ. Bunlar da tabiindendir. اَكْبَرُ مِنْ اُلَٰئِكَ. Senin dediğin adamlardan da bunların makamı daha yukarıdır. Ne rivayet edildi? خِلَاتُ مَا رُوِيَانُ. Hasan-ı Basri'den, Muhammed ibn-i Sirin'den, Ömer ibn-i Abdülaziz'den gelen rivayet-i hilaf-ı sabit oldu. Yani iki tarafına selam verdiler. حَدَّسَنَا يُونُسُ. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد قال كان سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب أولدي يسلم عن يمينه وعن يساره هم صانه هم صلنا سلام برجله دير يورك سورة حدثنا إبراهيم بن مرثوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن الحكم قال كنت أصلي مع ابن أبي ليلى İbn Ebi Leyla ile namaz kılar idin feyüsellim an yeminî ve an şimâli. Sağına ve soluna selam verirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Fahâzâni tabi'iyyâni. Bunların ikisi de tabi'idir. Ne'ahumâ. Bunlarla beraber olucudur. Minel qidem ve minel sohbe. Qidemden, sohbetten. Bi cemaatin min eshabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin eshabına ashabiyle sohbet ettiler ve ötekilerinden daha evvel giden dedi ki o Muhammed ibn-i Sirin, Hasan-ı Besli'den, Ömer ibn-i Abdülaziz'den daha evvel ashab-ı kiramın birçoklarıyla buluştular, sohbet ettiler. Bunlar da bulundu bu sohbet. مَا لَيْسَ لِلَّذ۪ي يُخَالِفُهُمَا. Bunlara muhalif olanlarda bu olmadı. Ne Muhammed ibn-i Sirin, ne Hasan-ı Besli, ne Ömer ibn-i Abdülaziz, bunlar kadar ashab-ı kiramın birçoklarıyla İttisal ve rivayet onlar olmadı. Mimmen zekana fe'adel bab. Bu babda zikrettiğimiz üç kişi. Onlar üç kişi. Yani bu Said ibn-i Müseyyeb ile İbn-i Ebi Leyla'nın sohbetleri, Ashab-ı Kiram'la sohbetleri daha akdem.
ve daha çok sahabeyle oturduk oturdular. Bunlarınki daha makbul yolunu ortadır. فَالَّذ۪ي رَوَيْنَا عَنْهُمَا Öyleyse bu ikisinden rivayet ettiğimiz مِنْ ذَٰلِكَ bundan evlâ, daha evladır. وَاَتْفِدَائِهِمَا Bunlar iktidâ ettikleri için بِمَنْ قَبْلَهُمَا kendilerinden evvel olan ashab-ı kiramı. وَلِمُوَافَقَتِهِمَا Bu ikisinin muvafakati de olduğu için evet, قَدْ سَبَتَ sabit olduğu için عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz'den de sabit olduğu için bu ikisinin kavli daha evladır. وَهَذَا اِذَا işte bu böylecedir. Böylece قَوْلَ اَب۪ي حَنِيفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ Üç imamın kavli de böylecedir. Şimdi en evvela Peygamber Efendimiz'den rivayetleri getiriyor. Olur ki ötekidir ki Peygamber Efendimiz'den bu gelen rivayetler nasih olur, mensuh olur. Ashab-ı kirama iniyor. Ashab-ı kiram da böyle rivayetleri geliyor. Ashab-ı kiramdan da efendim, ashab-ı kiramın ihtilafı var. Belki öteki taraf tercih edilir, belki bir iki taraf. Tabiine iniyor. Tabiinden bu sefer delil getiriyor ki bak tabiinden filan filan bir tarafa selam veriyordu.